Ve bir müddetten sonra mehfi olarak Müdafaa Nazirliği'nden emir geldi ki istikamet belliydi, artık Şuşa'ydı. Tabii ki Şuşa'ya kadar o kadar yaşayış mentegeler var. Ve sağ cina, hususuyla esas avtomagistral yolu düşmende kaldığı için çok çetin idi ilerlemeye. Hususi teyinatların komandanın gösterişiyle artık Meştağlar, yaşayış mentegesi, Çanakçı, Sığnağ istikametine ilerlemeye başladım. Hansı ki Şuşa'ya Ali Başkomandanımız sefer ederken maşında gördünüz ki vurguladı ki Azerbaycan ordusunun bu meşelerden, bu dağlardan hareket ettiği çığır bugün yoldur. Yok, hiç vakit. Hiç vakit olmuyor. Kahraman hepçilerimiz bu arazilerden geçip biz sevindi. Cemi 2 ay ərzində bak bu yolu açmışlar. Sonra elbette ki bu genişlendirilecek. Ve asfalt döşenecek. Ve rahat Azerbaycan vatandaşları Şuşa'ya gidecek. Ve hareket zamanı tabii ki bir anlık tesevvürün yine sık meşelik, dağlık, dört taraf düşman, karşı taraf düşman. Sen ilerleyirsen, rehberli ettiğin kuvveler ilerleyir. Hususi tayinatlılar artık bizden kabakta ilerleyir. Öz tapışıkları yerine getirir. Geldim çattım Sığınak yaşayış mentegesine ve hususi tayinatların komandanı General İsnat Hikmet Mirza'nın tapışırığı geldi. Ki Polkovnik Tehran Mensimov rehberli ettiği şahsiyetle Daşaltı'nı ele geçireceksiniz. Daşaltı'daki sağ, sol, Daşaltı kendi vacip değil ele geçirme. Sağ, sol tarafında mevcut hakim yükseklikler, o yükseklikler ki hem meşeliktir, hem daşlı dağlı kayalıktır. Artık hususi teyinatlar da paralel olarak öz tapışıklarını Şuşa'ya doğru harekete geçmişler. Ayın 4'ü Daşaltı'ya hücuma geçtik ve ayın 4'ü Daşaltı'nı ele geçirdik. Maşallah. Bak gördüğünüz bu silsileleri bir bir karış karış Daşaltı'nı azat elemesi için canımızdan geçtik. Yaşasın Azerbaycan askeri. Çok şükür ki alnına çıkacak bu tapşırığı yerine getirebildik. Ayın 5'i düşman ister Şuşa'dan Daşaltı'ya, ister Laç'ın istikametinden eks hücuma faaliyetlerini icra eledi. Hususi teyinatların güvesiyle Laç'ından gelen yolu bağladılar ve eks hemleleri def ettiler. Xankendi Daşaltı, Şuşa Daşaltı istikamete gelen yol ve silsileler boyu üzerimize gelen düşmanı 5 saat yakın dövüşle 5 saat itki versek de Daşaltı'nı koruyup saklayabildik. Artık ayın 5'iydi. Ve nöbeti komanda geldi. Xankendi yolunu tutmalıydım.
Mişe'de artık ayın 6'sı harekete başlarken hususi tayinatlarımız, hususi tayinatlarımız dedikte ister dahili koşudun, ister Nakhçıvan'ın, ister Bakı'nın, ümumi hususi tayinatların artık hedde gelip çatmışlar. Ve ayın 6'sı hususi tayinatlar Şuşa şehrine dövüşe girdiler. Ve çok kızgın dövüş gelirdi. Yakın dövüş. Yakın dövüş dedikte çokuna anlatmak istediğim bir şey var. Tesevvürlüğün tanklar, BMP'ler, piyada dövüş maşınları, düşmenin, BTR'ler canlı kuvvenin üzerine hücuma geçir. Canlı kuvve kumbaralar varsa, kumbara atanlar varsa, tank eline varsa, onlardan istifade edilir, mahvedir, artık bitip demiyorlar ki bitti. Hususi tayinatlarda artık kumbara atanlar bitmişti. Çok kızgın dövüş gelirdi. Yettisi çattım hemen herbi sekamandillerine, rehber ettim bölmemle o şahslardan ve çok bir kritik bir vaziyeti müşahede edildik. Heddinin artık tanklar 10 metreliğinden bizim hususi tayinatlarla savaştadı. 4 kumbara tankımız kalmıştı getirdiği. Onlarla da o 2 tankı vurduk. Düşman demiyorlar ki YouTube'larda çekipler, koyuplar. Nece vurulublar ve nece geri çekilirler. Ve birge ayın 7'si hemen Hüsteynatlar bir sekamandilerine birge Şuşa Galası'nda müdafiyeni teşkil ettik. Ve o gece 3 büyük eks hücumu düşman icra etti. Ve her 3 eks hücumlarını birge def ettik. Ve düşmana maksimal etki verdik. Ve ayın 7'si onu şahsen qeyd eləmək istəyirəm o insanları. Hemen Şuşa şəhərinin icra hakimiyyətinin binasında Mayor Səfərli Gündüzün bölməsi əskərləri 3 rəngli şanlı bayrağımızı, Azərbaycan bayrağımızı Şuşa şəhərində sancdılar. Ve ilk azan okundu ve ilk Azerbaycan devlet himni ifası seslendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Kırık teşri bayrağında nesil yaşar. Ve bu erefede, Mişe'de, hansı ki derinlikte 16 kilometre, 16 kilometre geri çekilebilmeyen yaralılarımız, şehitlerimiz var idi. Mütlek Şuşa şehri alınmalıydı ki yol açılsın. Yaralarımızı təxliyə eləyək. O azan sesi gələndə, onu mən sizə sadəcə anlatmaq istəyirəm. O yaralılar ki, çox ağır vəziyyətdə idilər, gözü yaşlı, hamısı ayağa qalxaraq, demək olar ki, ümidləndilər, çox sevindilər. Bəlkə də elə o, onlara bir təkan verdi ki, onlar sağaldılar elə bil. Çünki artıq ümid yox idi. Çünki Şuşa alınmadığına görə, kan etkisi var. Ne kadar tibbi yardım görsek de 3 günlerle Mişe'de kalan askerlerdi. Hərbi qulluqçulardı. Ve
güçlü yağış yağdı. Çok güçlü yağış yağdı. Bu da esas verdi bize. 44 gün Qarabağ vətən müharibəsində Allah biz tərəfdə idi. Çünki biz haqlı tərəf idik. Şuşa alınana qədər hava çox xoş keçirdi və bu bizə imkan yarattı. Və ayın 8-i Cənab Prezident Ali Başkomandan Şuşa işgaldan azad olduğunu Azərbaycan xalqına çatdı. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyaret ettim. Onun ruhu karşısında baş eğdim. Yüreğimde dedim ki, hoşbəxt adamım ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Salamlayıram xalqımızı. Uzun illerden sonra işgaldan azad edildi. Analar, bacılar, aziz kardeşler, dostlarım. Gördüğünüz Cümə məscididir. Atelleri inşa ediblər. Başlarına dəysin. Kilsə qoyublar burada. Xüsusilə də xüsusi təyinatları Azərbaycanın layiqincə öz qarşısına qoyulan tapşırığı müvəqqətlə yerinə yetirdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dünən artıq tamamladıq bu işləri. Qarşımıza qoyulan tapşırıqı Şuşa'nla bağlı yerinə yetirdik. Anla açıq uzaq. Bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Bundan da daha gözəlləşəcəksən inşallah. Çünki sənin bu gözəl torpağında Azərbaycan əskəri ayağı dəyib. İnşallah. Xalqımızı bir daha təbrik edirəm.